Şimdi bakın burada tabii meselenin birkaç boyutu var. Şimdi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz seçildi Antalya Kepez'in. Ve yıllarca AKP'nin kazandığı bir yerdi. İlk defa CHP belediyesi seçildi. Ve işte biliyorsunuz çok üzücü bir olay oldu. Bir teleferik kazası oldu. Ucuz atlatıldı. Hani bir vatandaşımız yaşamını kaybetti. Allah rahmet etsin diyoruz. Şimdi Mesut Kocagöz ANET Genel Müdürü idi. Mayıs 2019'da Şubat 2024 arası. Fakat kendisi diyor ki ben diyor 28 Kasım 2023 tarihinde ifadesinden ben okudum bunu. Verdiği ifadede diyor ki 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanı aday adaylığı için diyor ben diyor başvurdum ve istifa ettim. Fakat diyor bu istifam hani Şubat 20 Şubat'ta belli oluyor ya adaylar. O ana kadar açıklanmadığı için ben sorumlu tutuluyorum ama diyor esasında ben o anda şey değildim ve o ana kadar bakımlarını yaptık diyor. Efendim bu teleferiğin tabii yargı karar verecek en son neticede Muhakkak. tutuklu bir insan. Fakat burada bakın Hüseyin Başbey de bir tweet attı bununla alakalı ve bir post deniyor artık. İşte diyor ki mesela deprem oldu, tren kazası oldu, yangın oldu değil mi? Ülkede birçok facia oldu. İşte bu iş kazaları oldu. En son İliç'te 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Seller oldu değil mi? Karadeniz'de yüzlerce insanımız evini kaybetti, hayatını kaybetti. Hiç kimse yargılanmadı, hiçbir siyasi sorumluluğu olan hiç kimse tutuklanmadı. Bırakın yargılanmadı bile. Fakat buradan efendim Mesut Kocagöz hemen tutuklandı. Bu ne acele, bu ne hız. Eve suçu varsa tutuklansın. Tabii ki, Ama tabii ki. peki bu depremde yüz binlerce vatandaşımızı kaybettik. Orada hiç mi sorumlu yok? Yani biz hep şunu soruyorduk değil mi? Hani yaşanan olayın siyasi faturasını kim ödeyecek? Evet. FETÖ'nün siyasi ayağı yok mu? Siyasi ayağı yok mu? Depremin siyasi ayağı yok mu? Yangının siyasi ayağı yok mu? Tren kazasının siyasi ayağı yok mu? İşte bunlar hiç yapılmadı. Ama Mesut Kocagöz'e böyle bir operasyon yapıldı. Şimdi Mesut Kocagöz neden böyle bir hızlı bir şekilde tutuklandı? Yani yapılan yorumlar, CHP kanadının da yaptığı yorumlar şu diyorlar ki bu siyasi bir tutuklama, siyasi bir karar. Kepez Belediyesi AKP'den CHP'ye geçtiği için bunu hazmedemediler ve belediye başkanımızı tutukladılar diyorlar. Şu an belediyenin önünde gösteriler var. Halk işte CHP'liler, partililer çadırlar kurmuşlar ve bu konuyu protesto ediyorlar. Tabii biz istiyoruz ki Mesut Başkan hani yargılanacaksa hemen yargılansın. Kusuru varsa ortaya çıksın yoksa serbest bırakılsın. Ama eğer Mesut Başkan yargılanıp tutuklanacaksa kusura bakmayın. O zaman depremle ilgili de Tabii. tutuklamalar Ya olsun. burada O siyaset, zaman Maraş Belediye Başkanı, Şanlıurfa Belediye Başkanı, Hatay Belediye tabii Başkanı, Kilis Belediye Kilis Başkanı. Belediye Başkanı. Yani eğer siz Mesut Kocagöz'ü tutukluyorsanız orada yüzlerce binlerce insanı tutuklamanız gerek. Yani burada yargıda çifte standart istemiyoruz. Yani hak yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yani burada sadece bir kişi günah keçisi ilan edip onu içeri tıkmak marifet değil. Gerçekten kimin sorumluluğu varsa Türkiye'de herkes cezasını bulsun. Yani biz adalet peşindeyiz yani yoksa Tabii. Ya ama burası bir yargı ortamı değil. Biz şunu yorumluyoruz. Diyoruz ki kardeşim Türkiye'de bir sürü olay yaşanıyor ve bir sürü yaşanan tüm bu olayların siyasi bir kanadı var ve siyasi kanat hiçbir zaman için yargıda hesap vermiyor. Haklıysa hakkı, haksızsa cezası belli olsun. Tabii. Yani Süremizi burada doldurduk bu arada bildiğimiz. yani tekrar yani bu hukukun tecelli etmesi, adaletin tecelli etmesini istiyoruz dediğiniz gibi. İnşallah bu da en kısa sürede çözülür. Herkes işine gücüne bakar diye umut Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olasın.